Herkese merhabalar arkadaşlar. Hayırlı günleriniz olsun. Bugün nasılsınız? İyi misiniz? Beni sorarsanız ben yine iyiyim. Bugün de şey toplamıştım. Bamya ekmiştim. Önceki videolarda görmüştünüz. Bamyam çok acayip katlaşmış herhalde. Ben sabah girdim. Merhabalar arkadaşlar. Herkese selamlar, sevgiler. Serpil iki sıra bir bamya ektiydi. Onu da toplamış. Biraz da zamanım geçmiş Valla karşılaşmış çizimi mı? böyleymiş Çinisi mi ha. böyle Çiğ de bilemedik. değil, sert de değil. Ben bunu iyice küçükken daha geçen topladım arkadaşlar. Çekim yapmadım. Küçücüktü şöyle. Leğende baktıydım. Şey, sabaha kadar durduydu. Onu hazırlamadım. Dolaba. Çiçek açmışlar. Bekleyince de böyle oluyor. Demek ki cinsi Bilememişsin. böyle bunun. Cinsi böyleymiş herhalde. Şu kadar topladım. Şu öyle. Küçüklük büyüklük. Küçükken toplayınca da dolaba koymalık olmuyor. Şöyle toplanacak aslında. Bu tazeyken. Katlaşmış biraz. Kusura bakmayın. Aralarında küçükler de var. 2-3 gün girmediydim. Şöyle. Sert de değiller. Biraz çok büyümüşler. Cinsi büyük olabilir ya. Bazıları parmak gibi oluyor. Ne bileyim ben bilemedim. Böyle şu küçük küçükken toplayınca da bir şeyim olmuyor. Yani ya çok geçeceğim. 2 sıraydı da. Niye öyle olmuş? Ben de bilemedim. Olsun bakalım. Kurutacak mısın? Dolaba koyacağım. Şu ipe diziyorlar ya, öyle yapsam olmaz mı? Dizmeyeceğim. Yok kalın bu. Dolaba şöyle keseyim ortasından şey diyeceğim. Dolapta Şu da güzel aktarlarda olur. görüyorum, ipe diziyorlar. Onlar da büyük büyük böyle oluyor ya. Büyük mü? Büyük olmuyor. Bazıları da küçük oluyor. Ben görüyorum şöyle. Bazılarında da ben büyük gördüm. Büyük var mıydı? Bunun cinsi mi büyük? Ben bilemem Küçük de var, arkadaşlar. büyük de var. İpe Bak dizmişler. yani şey olsa kesmez. Kesiyor. Ağaç gibi oluyor. İyice şey olsa. Cinsi mi büyümüş? Dün turşu yapmıştık işte. İşte bugün de bununla uğraşayım Tripoda mı dedim. koysaydım? Çok sallantı oluyor elimde de. Sallama sen de. Yani olduğum Bugün yerde durmuyor ya insan. gidebilirsem şeye gideyim diyorum ya. İşte o akrabanın kınasına gittiydim. Düğünü var. Düğün salonumuz çok uzak bize. Yani ne diyeyim dağın başında düğün salonu depenin. Bize çok uzak. Orada evleri onlara iyi ama biz O burada iki mahallede tane orayı iyi. yokuş çıkacak gibi görseniz yokuşu. Benim kardeşim taraflarına da oraya yakın. Şu düğün salonunu bir aşağı indirmediler. Şöyle güzel düzlük bir yere. Şu biraz sert dursun. Valla şimdiki düğünlerde bir şey moda. Eskiden düğünler ne nasıldı ne bileyim her şey değişti. Herkes evinde yapıyordu bizim Eskiden zamanımızda. evlerde olurdu bizim düğünlerimiz. Daha eskileri iyice bilmiyorum da. Bizim düğüne 22 sene oldu. Evdeydi değil mi o zaman? Evdeydi, evde yapılıyordu. Ha, Şimdi yok. orkestra çalgı niye getiriyorduk ama evde oluyordu. Düğün salonunda değildi o Bir zamanlar, hafta olurdu küçükken arkadaşlar düğün o zaman. Bir hafta bayrak kaldırırlardı, dikerlerdi yani çatıya. Cumartesi günü mü gelirdi? cumartesi günü bayrak dikilirdi. Cuma'ya kadar düğün olurdu. Cumartesi, pazar, pazartesi günleri çevredeki eş, dost, düğün Ya ayrı olsuna yok şey günü gelir. bayrak dikildiği gün şey vardı davetiye kart yoktu arkadaşlar. Ha, daveti. Benim antika davetimiz de antikaydı bizim zamanımızda. Eskiye göre yağlama diller bizim burada. Yağlamada herhalde eskiden geliyor bu Davet. gelenek. Yo hani iyice eskilerden böyle saçta bir şeyler yapıp ekmek türü pekmezler Düğüne yağlarlarmış. daveti öyle yaparlarmış Çok eski arkadaşlar. insanlar hani yağlama diye oradan geliyormuş şeysi ben bilmiyorum onu. Yağlama yaparlarmış. Sonra da bu Görmedim. biraz değişmiş, biraz daha modernleşmiş. Bizim zamanımızda da düğün daveti iki bisküvi, bir şeker, bir lokum türü bir Gazete şeyler kağıdından konulurdu. şey yaparlardı. Kese Külah kağıdından mıydı? küçük külahlara konur, Gaz verilirdi. he, öyle ev ben biliyorum. Hani akrabalar da olsun, komşular da olsun düğün daveti Veren için. kişiye hediyeler verilirdi, para verilirdi. Yok ya dur bir şey. Mesela şimdi biz yağlamaya biriktik ya. Evet. Hazırlarlardı iki kız çocuğu ya da gelin çıkarırlar dağıtın koyun. Tamam Köyü işte. gezeceksin, eskiyeceksin yani. Gençlerden daha pratik Ondan sonra olanlardan. giderdik dağıtmaya. Kapı kapı bir tane bir tane ya da iki eve verirdik. Parası olmayanlar bize yumurta verirdi. Yazma verirdi yani ördüğümüz Yemeni verirdi. gibi önlerden. Parası olan para verirdi. Neyse demir para, kağıt para diyen gibi. Öyle gezerdik, bitirirdik çantalarımızı. Düğün daveti o şekildeydi Yumurtayı da eskiden evimize işte. getirmezdik arkadaşlar. Düğün evine verilirdi.
Hani yemek yaparlardı ya Destek şey. olunması açısından değil mi? O evde Yumurtala destek yem olun. yazmayla şey para senin olurdu. Dağıtan Yumurta da o kişinin. evde pişecek yemekleri de Ama yumurta kullanabiliyordu. verirlerse o evde Ne eve güzel kaynaşmaydı eskiden. verilirdi. Şimdi nerede sana bir tane kart geliyor. Hadi git kınaya. Kınaya var eline bir tane hazır dürüm. Otur oturduğun yerde şöyle al Canım onu. o bizim koydu. Başka yerlerde belki öyle değildir. Bilmiyorum. Hazır Bizim işe alışmışlar. Benim düğünümde kınada çok güzel yemekler yapılırdı. İnsanlar toplanırdı bizim düğünümüzde benim bir eskiden. kınam oldu. Çapbıdı cuppudu. Çamur kışın düğün olur mu? Kışın giderlerdi. Annem de hileci. Kışın her işi bitirmiş. Düğüne kalkmıştı. Pekmezi kaynatmış. Kış ekmeğini gitmiş. Düğüne kalkmış. Bir de kız evini düşün ya. Kasım ayında düğün Ne yaptık biz. olsun? 26 O Kasım'dı kadar kişiyi ne yapsın? Evi galiba. mesela adamın belli. Dışarıda yemek pişecek ne yapsın? Yine iyi yapmış. İçinden iyi çıkmış geldi o Vallahi iyi kış günü. çıkmış içinden. Çünkü kazanlarla mesela yahnisi, sulu yumurtası, köftesi arkadaşlar eski düğün yemeklerimiz bizim. Hani köyümüzün asıl şeyleri kültürü yemekleri yahnisi meşhur. Sulu yumurtası var, Biraz tereyağı köftesi kaçmış. var, fasulyesi var, kuru fasulye. Böyle Yeşil yemekler. fasulye yaparlardı. Yüzüne sarımsaklı yoğurt yağlarlardı. Tatlı olarak kuru kayısı ıslatırlar ya da hoşaf, üzüm hoşafı. Çok güzel olurdu ama Eskiden daha yemekleri. iyiydi. Yahnimiz olurdu, altına pilav yapılırdı. Şimdi de kınada bir tane İşte şimdi ekmek arası ekmek herkes arası kolaya bir kaçıyor. tavuk döner koyuyorlar. Bir de ayran. Öyle biliyorlar şimdi. Eskilerden şey kalmadı yani eser. Eskiden her şeyin neyin eseri kaldı da. Şimdi de gideceğim. Bu arada bamyalarımı yıkadım. Ayıklamıştım, hazırladım. Yani önceden düğünden bahsediyorduk. Bizim düğünümüzde 22 sene önce oldu arkadaşlar. Hani eski düğünlerden bahsettik ya, benimki de bayağı bir eski, eskiye uyuyor yani. Eskiden salonman yoktu. Evde de yapılıyordu İşte düğünler. dedim anlattım, bir hafta düğün yapılırdı, bayrak kaldırılırdı işte. Peşinbe gün gelin çıkma derlerdi değil mi? Gelin Perşembe almaya. günü gelin çıkardı, evet. Gelin çıkardı. Ondan sonra masa dönülürdü. Masa denilirdi. Kapıya bir masa hazırlarlardı. Üstüne bir çiçek oturturlar. Bir de şey kolonya, şeker. Bir de kola mı şey derlerdi. Kola, fanta gibi bir şeyler kurulardı Şimdi ya da gelinler pasta yiyor ya, biz de kola içerdik arkadaşlar. birbirimize kola içirdik o zaman. Fanta içirdik. Pasta ne yenir de. Masanın etrafında Masanın dümdüz. etrafında bir tabağın içinde buğday, demir paralar, işte şekerler olur. Etraftaki insanların üstüne serpilirdi, Onu biz atılırdı. atmadık ki, ben bilmiyorum. Bize şey, annengil atmıştır onu. Biz şeker attık. Sen At. olan yağ sıktın. Olan Sen yağ. şeker attın, ben kolonya sıktım. Genelde damatlar öyle yapıyor. Bir de etraftaki insanlar damdan ya da yüksek yerlerden Çok kalabalıktı. Bir görseniz salon gibi. bereket getireceğine inanıldığı için buğday, demir paralar, bozuk paralar, işte şekerler insanların üstüne 98'de oldu atılıyordu. düğünümüz. 98'di. 26 Kasım 98'de oldu. 98'de oldu. Yaşlandık Yıllar artık. geçmiş gitmiş de eski şeyler yok işte. Şimdikiler salonda bir pasta, bir dürüm. Şimdiki gençler o dönemi bilmiyor. Bizim emsallerimiz biliyor. Onda şimdi bizler böyle düğünlere karşı. İster istemez insanlar bir şekilde birbirlerine tabii gidip geliyor. Gitmek gerekiyor. Evet canım. Akrabanın şeyine gitmek zorundasın. O salon neydi o zaman ya? Var mıydı? Yoğuz herhalde. Kapalı salon var mıydı? Bilmiyorum ki o kapalı salon. Olsa yaparlardı ya da bilmiyorum. Paralı olduğu için mi yaklaşmazlardı? Kapalı salon pek bir pahalı değildi. Hatta yapıldığında ben biliyorum belediye birçok kişiden para bile almıyordu ya. Bilmiyorum, eskiden öyle şeyler yoktu. Yoktu yani o Yapmazlardı. sıralarda, o zamanlar. Vallahi arkadaşlar beni getirdiler. Arabadan indirmezlerdi, gelin inmezdi, adetiydi. Bir şeyler verilirdi. Arabadan inmiyor gelin diye. Geline bir şeyler verirlerdi. Bizim kaynana geldi, kaynata mıydı, kaynana geldi, kayınvalidem abi, sen indi dedi, tarla veriyorum dedi, daha verecek kaç senedir. 22 sene geçmiş, daha tarla verecek bana. Verdi ya burayı. Yok, burayı demediydi o. Tam başka yeriydi. Osmancık'ta başka bir bölgedeydi. Ondan sonra kandırdı beni, kandırdı, kındırdı, getirdi, hep Arabadan yalan. inene kadar senin daim geldi sana bir inek dedi. Hani inek ne gözer? Yalan söyledi Şaka yaptı. Daiminde vallahi. ineğine yok.
İnek. Ankara'da yaşıyor kendisi. Buna bir sana bir inek dedi. Annem babam da bir tarla dedi. Tam sözünü tuttular. Arsamızı annemler verdi, babamlar verdi. Ondan sonra kandırdılar. Altın neyine kadardı arkadaşlar? Şimdi koyu yerinde çok altın takıyorlar. Ben altın falan yani Fazla herhalde altın takamadık can, bu gitmedik. şeye bağlı, bütçeye bağlı. İstersen Yo şimdi bütçe olsun olmasın. Fakiri de takıyor. Ondan aşağı bile zıkar şimdi? Haydi git kimin kapısına gidersen git. Bizim olabilir. koyumuz adeti öyle şimdi. Eskiden yoktu. Biz de 6 tane takabildik o zaman. Fakirdik tabii biraz. Valla eskiden bir bilezik vardı. 11 gram mıydı? 10 gram mıydı? Bunlar Yo, ondan 12 buçuk. yetti. 12 buçuk neydi onlar? Vardı. Yalandırman git. Kandırdınız beni. Kandırdık mı? Şöyle şimdiki hani kalın böyle şeyler var ya. Tahta bilezik diyorlar Adına bizim vurması. şeyde. Vurma da değil ya. Şimdiki modalardan kalınlar var ya acayip. Mesela 45-50 gramlar. Onu 10 gram indi beni getirdikleri arkadaşlar. 5 tane de attılar. Daha hatta kayınvalidem de bir gün getirmiş cebine 2 tane til bilezik koymuş. Til bilezik diller bizim burada. Kirpiç. Hediyelik Ha hediyelik öyle bilezikten. söyleyelim. Ben mutfakta çay pişiriyorum. Saklamış cebine. Oraya gelmiş namaz kılma manasıyla. Annemin babamın haberi yok bu arada. Şunu. Şunlara diyor kızım diyor bak da diyor şunlar diyor yine odaymış diyor asaraf birdi diyor. Ben onu hiç almam dedim. Bana dedim ne dedin ne getiriyorsun sen dedim. Yani fakirlikte iyice de kandırmayacağım. Annem biraz açık gözüydü ha. Ha kaynanasını kötülüyor gibi olmam arkadaşlar da biraz çok şey Nasıl böyle pratik geçebiliriz diye ha, düşünmüşüz. nasıl kolaydan geçerim de ben en kısa zamanda kurtulurum işiydi. Ondan sonra bana gösterdi. Bu dedi sarafır dedi. İyiymiş. Cini çıkmış Yeni dedi. çıkmış tabi, kandırdı demek ki. Ondan sonra da O zamanlar benim kalın bilezik yok mu, değil mi? vardı. Olmaz mı? Adana Şile burmalar burmalar vardı. vardı. Ondan sonra buna ben takılmam dedim. Kaynatamdan Allah razı olsun dede şimdiki dedeniz. Dışarıda şöyle şöyle oldu deyince dedi ki hadi de yarın gidiliyor dedi. Onu dedi değiştiğin gibi vereceğim ne istiyorlarsa onu alacağım dedi. Yani bir farkı yoktu aslında onu da alsak olurmuş yani kandırıldık sonuçta. Tili al. Adamın gücü yetmediği için ona yetmiş yani Serpil, kısacası yani Yo anladım. yo yo gücü gitmeneği değil. Öbür ikinci geline arkadaşlar bir bilezik döşedi 10 tane. Beni demek ki sevmedi. 10 tane şey döşedi ne onun adı? Ne? Burma Adana burma. burması derler. 25 gramlıktan 10 tane Başak döşedi ona. burma derler. Bana gelince de indirmeye geldi her şeyi. Eline aldı, kandırmaya geldi. Kandırdı, getirdi. 22 sene oldu kandıralı. Neyse. Birbirimizden hiç farklı bir yaşantımız yok. Hemen hemen aynı şeyler. Bir evi onun var, bir bizim var. İşte normal bir geçim onun var, bizim var. Ne İşte olacak sanki? bileziğimiz neyim o zamanlar olsaydı böyle evsizlik çekmezdik. Sıkıntı yaşamazdık. Belki daha kısa zamanda yapardık evimizde. Neyse, sağlık olsun, ne yapalım. İşte altının neyim olsa onu bilsen mesela evini yapsam olmaz mıydı? Olmadı. Neyse sağlık olsun bakalım. Yine de fazla şey gitmeyeyim. Herkes yerinde mutlu mesut olsun. Biz de öyle geldik yani. Bu arada ben şeylerimi doğradım. O kalın dediklerim de ufaklarıyla kata kata arkadaşlar şöyle bir şey oldu. İpe olmaz mıydı ya? İpe dizmedim ya. Bu da dolapta yemyeşil durur şimdilik de. Tamam da dolapta yer kaplıyor. Bir tane atayım da sonra da olursa ipe dizerim İpe onu. diz bence. Güneşte bulursun. Sonrakini bunu atayım gayrı. O Tamam, kadar da öyle şey yap. gitmez. Onu Dolaba bütün koyalım. bütün ipe diziyorsun ya, daha iyi oluyor o. Mutfakta koyalım. Orada Tamam. şeyde. Evet mutfağa geldim ben. Buzdolabı poşetimi şöyle aldım. Orta boy poşetimi. İçine şöyle koyun. Hiçbir şey yapmadım. Sade koyacağım arkadaşlar. Kışın pişirirken zaten limondan falan pişiyor. Dibine domates falan da koymadım. Sade. Azar azar olsun bakalım. Herhalde bir tane anca olur bu. Şimdi bir tane koy bakalım. Sonra çıkınca da bir diğer koyabilirim belki. Yani 2-3 tane vursak yeter. Yeşil fasulye falan da oluyor. Bu biraz silli oluyor. Sil diyorlar burada. Salya. Bunun yapısında biraz öyle şeylik var. Ben seviyorum da işte bu şey diyor. Aslında kaşık değdirmeden herhalde pişerken.
Tüy edilmesin, salyası daha mı az çıkıyor? Salyası daha az çıkar herhalde. Limon sıkınca herhalde salyalanın ne olmuş? Ben bu yeşil fasulyeden iyi seviyorum arkadaşlar da işte salyalandığı için kızıyordum buna. Yine de bu sene ektim iki tane. İki karık, karık diyorlar burada bu şeye. Bakalım bu sene bir deneyelim. Salyalı malyalı diyor da herhalde çok pahalı ya bunlar. Bamya, vitamin değeri çok yüksek olduğu için vitamin için yiyorlar zaten ya. Kendi tadı pek iyi olmayabiliyor. Benim çalıştığım yerlerde inşaatta bamya çıktığı gün direkt çöpe götürüp döküyorlar. Ya erkekler pek ya da almıyorlar sevmez yemek. Sevmez herhalde. Ben sebze türünü severim zaten. Yeşil fasulye, kabak. Bir de toplu pişen yerlerde yemeklerini lezzetli de olmuyor. Bamya, patlıcan. Ben sebze türünü severim. Sen sever misin? Ben de severim. Ben pek ayrım yapmam, hatta o çalıştığım yerlerde de biraz vitaminden dolayı bunlardan yiyordum. Evet, her şeyin kendine göre bir vücuda şeysi var, vitamini. Toplu yapılan yemeklerin biraz lezzeti olmuyor. Bunun tabi bir de bamyayı pek sevmezler ben çoğu insan. 3-4 tane patlıcan aldım. 1 kilo geçik patlıcan almışsın, yemek yaptım. O kalanını da şeyi doğrayacağım dolaba. Şöyle bir poşet mi olur? Patlıcanı ben dolaba koyuyorum arkadaşlar. Domates, biber, patlıcan doğrayıp çiğ. Kışın daha güzelce yemek yapmak için mesela soğanını doğruyorum, kavuruyorum. Patates katarsanız üstüne iki tane ya da bir tane patates. Biraz şöyle onunla bir kavruluyor bir şey. Bir bardak suyla ya da yarım bardak suyla şöyle bir taşım kaynadı mı yumuşayınca. Onu da üstüne döküyorum. Karıştırıyorum. Çok güzel yani şey oluyor patlıcan yemeği. Ben öyle yapıyorum. Bir de onu koyacağım. Onu da size gösteririm. Şimdilik kendinize iyi bakın. Kanalımızda kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hadi hayırlı günler olsun hepinize. Hayırlı günler herkese. Çok sağ olun.